Bak ya, ben bu kadar çaylarda sen bir düşünün. Oradasın. Bak ya bu sen bize. Koç şu. Ayşe. Bir kapta tek şaramız mı? Kurgun tek şaramız mı? Kanasını boynuna koyup. Bundan ki kalkar diyor. Kedem sizin bakın şurada. Bir yolluğuna demek bu. Ben bu suç paliğe yettim az yuvarladı. Sınav zarfasını. Gerçekte hapsen dünya basmanında. Bir yolluğunu şuraya bir yolluğunu geldi. Yasallar kırın geldi, uyarı kış kumu demez. Yasallar onu gözünü koyuyla ya, bunu ne demek ya, bu ahmaklar dedi. Maşineden düşmezler, bu soğuk, uzun hazır görgeler mi çıkarız? Yerdeki minus böyle. Ne yapırdı? Peki ne diyor bu, doğru mu? Yerdeki taş kartı on kadar çok güzel tekrar, kesen maşinede açın bakıda, kursu açın bakıda bana batar kılardım. Bu sonuçta bir tane vuraş kim oluyor burada? Nakil bu da uçakçı. Ne bekleriye var bu sen bir uçakçı? İçinde vuraş, uçak genel diyor. Skori, bom, bu da uçak vakti var diyor. Bu da ne bana uzaklara sen ne burada? Abo, kabul bölümü ge. Kete ulanmadan, otobu bilir mi kabul bölümüne? Kete. Otobu da mı? Hani ben bunu şikayet edeyim Kepede acelde, ne acelde? Ne geçirdik bunu yok mu diyor? E bu proyekte ahma ola kımacan bunu. Kıtabaklar pıra var. Gürrrr kadar uzak proyek. Batırayım. Acaba bir işiniz? Acaba bir işiniz? Ha? Şu iyiyimden bura olan bülüyle kaytardırlar. İyiyimden sana iyiyimden bura olan bülüyle kaytardırlar. Deva yosik prakolor dedirin. Masumalar prakolor dedirin. Asıl gözgeli için, uzun da ayıksız bakan için. Bırasam adamda şu soru nasıl gayet edeyim bu ülkede? Eee ben hakikaten 100 boyut bulacağım. Kısma ayıp dormantısa, işi çevirin ki burada panya. Kadar o kadar sen de başlıyor. Hadi kurs sana. Deva yosik. Rekor geliyor bu. Hatta hiç bir tane dinleyen sayısı kapı tek çarıyor şimdi. Prokuratora gideriz. İyi bir sumaran deriz prokuratora. Hiç oppoğa kanıp uzun oppo diyen ama şunu da kur içine o. İçinden, içinden kurama oppo gibi. Doğru kadar burada. Sıra cevap az da. Bulundum diye. Varacağım. İmanim nasıl koyundan bozak çıkartmıyor. Ula, sebebi başka. Ula, uzunlu asrar. Kasar yok, krasli zonu. Şu krasli zonu da işlegen için, ben sen yapırım atıran diye hemen yapıyorum. O şu krasli zonu da işlegen için sen gelirim o bir konuda narba yapıyorum. Sen değil mi? Demek hakkın var, keserli krasmasın ki. Zaşto da 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 из-за того ты красный зоны, ты да у тебя риск есть. Ай, да прекрасно, я риск был. Уже взялся. Дай сына нам хочет, но и все, что ты? Касаличка не красмется. Ему таха. Ярно хайта трама. Вася, утрги нам, кири трама нам можно. Кири буду когда. Хайта трама мам буду. Мам буду больше, кичи едем. Будем больше, мазар едем, кем прагор едем. Чи-чи трым. Hemen buraya kadar bırakın. Ne bileyim, can sizde. Ya işte panimaya hakikaten bize ayıp olgense, odam düşünüyor diyor, odam da yedirken bolca kılıç geçmiyor, doğru mu? Mamlaka o dayı, yerim o dayı gelsen, kı o dayı gel. Ko'pchilik mendan nega soft savdoni reklama qilasan deb so'raydi. Bilasizmi nimaga? Chunki soft savdo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 10 mingdan ortiq mijozlarga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganlaringizning hammasi soft savdo mijozlari. Agar foyda bermasa, pulingiz qaytariladi. 2 oyda soch yoki soqol chiqaradigan, 1 oyda 8-10 kg semirtiradigan yoki aksincha 7-10 kg ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib, presslarni chiqaradigan, oq dog' va psoriyazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan va erkaklik quvvatini 5 barobar oshiradigan eng asosiysi tabiiy mahsulotlarni arzon narxda sotib oling. Doimiy mijozlarga sovg'alar bor. Men atacha Husan, tez tibbiy yordamda poliklinikada ishlayman, birlamchi bo'g'imda. Kuni kecha zamministr
Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Hajibayev Abduhakim Mo'minovichi audio videosini eshitdik. Ko'pchilik eshitdi, hattoki bu kunuzda ham keldi. Kunuzda ham mana tahlil qilindi. Faktlarga aytmoqchiman, faktlar, qanaqa faktlar? Hozir buni tahlil qilishdan oldin bu audio yozuvni faktlarga aniq qilaylik. Masalan, Yevropada, butun dunyoda hozir koronavirusdan o'lim holati 7-10% tashkil qilyapti. Ba'zi joylarda 5%, a bizda 1% ga yetmayapti. Bu fakt. Bu fakt. Ikkinchisi, O'zbekistonda bitta hokim bir marta oladigan porasi. O'zbekistonda butun birashda oladigan poradan ko'paygan. Bu ham fakt. Bu ham fakt. Bu ikkinchi fakt. Yana keyin COVID bilan yotgan Zangiotami, boshqa anaqalami, 300 dinlami, muassasalarmi, tibbiyot muassasalarida bironta vrach yoki tibbiyot xodimi bemorlardan pul olganligi isbotlanmagan. U bo'lmagan. Bu ham fakt. Bironta bemordan pul olinmagan. Bu fakt. Buni masalan million marta tekshirsa hech kim olgani yo'q. Bu fakt. Endi tahlilga o'ting. Mana hozir Hajibayev gapi bo'yicha butun vrachlarni o'sha COVID bilan ishlaydigan, uch COVID bilan ishlaydiganlar boshqa vrachlarni ham qo'shib yuborsa bo'ladi gapi bilan. Prokurorga berish kerak. Prokurorga berish kerak. Ular ishlamayapti. U bugun gap gapirsin. Pulga olinmayapti, pulga anaqa bo'lmayapti. Qaysi uchrajdiyni tekinga olyapti? Ishchi xodimlarni qaysi uchrajdiyni olyapti? Muassasa. Ichki ishlarga borsangiz, pulga olinadi. Anaqa boshqaniga borsa pulga. Hech bir organizatsiya tekinga, masalan, ishchilarni, ishchisini, xizmatchisini tekinga olayotgani yo'q. Bitta sog'liqni saqlash bilan muorifda birinchi navbatda oladigani qaysi bilimiga qarab oladi, keyin puliga qarab oladi. Bu narsa bor. U biz Amerika emas biz, lekin bu boshqa sohalarda unaqa emas. Puliga qara, masalan, yayil ishlayotganlar ham masalan hammasi pulga kirgan. Bu fakt, buni xalq biladi. Keyin yana bitta narsani aytyapti. Tipovoy deydi. Hamma anaqalar kasallik barqasi tipo. Bitta kasal bilan ishlagandagi tipovoy bo'ladi. Ну, аппендист, masalan, аппендист bo'lsa, yoki o't tosh kasalligi bo'lsa, yoki meningit bo'lsa, yoki masalan, bosh miya jarohatlangan bo'lsa, tipovoy bo'lmaydi. Kasallikda nazologiyasi har xil. Nazologiya bir xil bo'lganda bitta tipovoy yoziladi. Standart bitta tipovoy deb yoziladi. Nima har xil bo'lib doston yozish kerak. U keyin yana bitta narsa kasallik varaqasiga qaraladi. Nima? Kasallik varaqasiga qaralmaydi, kasallik davolanish darajasiga qaraladi. Biz shu 30 yildan beri bir qog'ozga qarab kelganmiz. Qog'ozga qarab bechora vrach sudga beramiz, vrach chiqmaymiz, shunga asoslanmoqda. Lekin gap shunga ketyapti. Endi masalan, bunaqa gapirib turilganda hozir masalan, nima 25 million olyapti, 25 million olyapti. Chet elda qancha olyapti vrachlar? Mayli o'sha qizil zonada o'zini xavfiga qo'yib ishlayapti vrachlar. Bitta narsani aytmadilar-ku, vrachlar kasal bo'lsa, COVID bilan kasal bo'lsa, tez tibbiy yordamda qancha odam kasal bo'lib ketdi COVIDdan. Yoki o'sha zonada, qizil zonada ishlayotganlar kasal bo'ldi, o'ldi. Qaysi biri pul oldi? Kasal bo'lganiga 100 million oldimi? Yoki 200 million oldimi o'lganlik? Hech qaysi olgani yo'q. O'sha bu ham fakt. O'sha faktlarni gapirsinlar. Endi masalan, qabul qilayotganda hozir COVID bilan yotganlarda, masalan, hozir COVIDmi, COVID emasmi aniqlash qiyin bo'ladi. Aniqlash, masalan, zo'r qizi zonaga kirgandagi uni olib chiqib ketish mumkin emas. Kasal albatta yo'q. Kasallar anaqa ichkariga olib kirgandagi albatta kasal yo'qadi. Shuning uchun tashqarida ko'rishga majbur bo'ladi. Izolyatsiya kerak, izolyatsiya zona qurish kerak. Hali uni masalan tez tibbiy yordam degan aniq isbotlanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsani ham aniq bir kap aniq isbot bilan gapirilmadi. Mani fikrim shundayki, mana hozir dorilarni yetishyapti.
Yaxshi, standart bo'yicha mana yaqin-yaqinga standart bo'yicha antibiotik ishlatilmas edi. Shunaqa fikr paydo bo'lgan ediki, tepadagilarga virusli kasal va antibiotik ta'sir qilmaydi. Aslida antibiotiksiz davolanmas ekan koronavirus. A antibiotiklar nima? Ceftriakson beryapti-dedi. A ceftriakson bilan davolab bo'ladimi? Covidni kuchliroq antibiotiklar bilan davolash kerak. Majbur bo'ldi vrachlar bemorlarga dorisini olib berish kerak. O'zi o'lib qolardi. Yaxshi ham shart qildi. Endi butun masalan kasallarni 100% dori bilan ta'minlab beradi degan hech kim aytgani yo'q. Koronavirus bilan kasallarni hammasini dori, masalan, to'rt xil ovqat berilyapti. Go'shtli ovqat berilyapti. Uyda ham shunaqa ovqatlanmayotgani yo'q xalq. Hozir bo'sh qimmat deb bo'lgani uchun bo'sh yemayapti xalq. O'tdi to'rt xil ovqatlanmayapti. Endi yana bitta narsani aytishim kerak. Masalan, tez tibbiyotni hozir masalan dibazol yo'q. Aleyka konuş yutradigan o nimaydi par anaqa geparin yo paperin yo mesela bize aytayotganimiz yo bu narsa çünkü tushunamiz kasallik ko'payyapti hamma narsani talab qilursak bize hamma narsani talab qilursak nima bo'ladi mesela bemorlar kirib men kasal bo'lib qoldim hamma narsani tubanga tekinga qilib bergan degan tushunchi noto'g'ri tushuncha bu. Masalan chet elda koronavirus bilan kasallanganlar pitikinga davolayotgani yo'q. Hammasi pulliga davolanyapti. Bizani hukumatimiz shunchalik yordam beryapti, lekin endi shu kerakli dorisini olib keltirishga ham vrachni ayblash kerak emas. Vrachni aybimi yo'q edi. Ta'minot masalan yuqumli kasalliklar ayniqsa pandemiya paytida ta'minot hamma vaqt yetmay qoladi. Qancha kasal tushiq kuniga hech kim uni statistika qilib bera olmaydi. Masalan, bu 1000 ta covid bilan kasallanadi deb hech kim ayta olmaydi. 1000 ta kelib qolsa, dorisiga 500 ta odam berilgan bo'lsa, albatta ta'minotda uzilish bo'ladi. Buni masalan, vrachlar aytayapti, bemorlarga olib kelgan deb aytayotgani bu to'g'ri aytayapti bu. Yo'lgani uchun aytayapti. Ta'minotda bo'lmagani uchun, kasallik ko'payib ketgani uchun aytayapti. Bunda davlatga aylash mumkin emas. Anaqalar shifoxonani etim bo'lar ayblash mumkin. Men aytmoqchiman, hurmatli o'sha zam ministr Hajibayev, Atoq Hakimovichga aytyapman, siz noto'g'ri gapirdingiz. Vrachlar ishlayapti. Vrachlarni prokurorga berib, prokurorga berib ularni sud qilish bu noto'g'ri gap bo'ldi. Umuman noto'g'ri gap bo'ldi. Hozir xalq o'ylayaptiki, bular kasallarni o'ldiryapti degan fikr paydo bo'ldi. Sizga gapingizdan shunaqa fikr paydo bo'ldiki, afsuski, vrachlar obrusini yana to'kdingiz.